Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün çok değerli bir konuğum var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Hepimizin çok konuştuğu, en fazla merak ettiği konulardan biri hem COVID hem de eris varyantı. Son dönemde hem de vakalar da çoğaldı, okulların da özellikle açılmasından itibaren. Nedir son durum? Hemen sizden öğrenmek isteriz. Evet, aslında batılı ülkelerde yaz aylarında vakalar artıyordu. Özellikle Ağustos ayında. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkeler düzenli olarak vakalarını bildirdiler. Bu verilere baktığımız zaman yaz aylarında da olsa COVID'in yeni varyantlarının giderek arttığını, hastaneye yatışların arttığını ve buna bağlı olarak doğal olarak bir takım ölüm ya da yoğun bakım yatışlarının olduğunu bildirdiler. Bizim ülkemizde de bundan etkilenmek tabii ki kaçınılmazdı. Etkilenmemek mümkün değildi. Tıpkı daha önceki salgınlarda olduğu gibi nihayet eris varyantı dediğimiz yeni bir varyant geldi. Ama burada hep vurguladığımız şey eris varyantı yeniden mi başlıyor, yeniden mı başlayacak gibi bir takım çağrışımlarını getirmesi doğru değil. Hafif seyirli bu çerçevede ama yine de etkilenen insanları, altta yatan hastalığı olan, risk grubundaki olan insanları ciddi etkileyebilecek bir durum olarak ülkemizde var. Şu anda da olduğunu düşünüyoruz ama neden ama diyorum, COVID-19 olduğunu biliyoruz fakat bunun ciddi bir izlemi yapılmıyor Türkiye'de. O yüzden de eris olup olmadığını da söylemek çok da kolay olmuyor. Yani çok fazla test yapılmıyor ama ayırt eden bir özellik daha var. Şu anda hem ishal hem kusma da, yani normalde COVID yaşayanlar bu kadar çok fazla ishal ya da kusma özelliklerini taşımıyordu. Sanki bu eris varyantında bu özellik daha mı fazla hocam? Yani işte onları normalde çağdaş dünya ya da bilim dünyası o virüsün eris varyantı olduğunu gösteriyor. Yapılacak olan testlerle, izlem testleriyle biz onu yapamıyoruz. Türkiye yapmıyor şu anda onu. Öyle bir sürveyans yapmıyor. Öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Söylediğiniz şeyi tahmin ediyoruz. Yani bulantıyla, karın ağrısıyla, daha doğrusu gastrointestinal semptomlarla giden bir durum var. Bir iki gün süren halsizlik, ciddi kas ağrıları ve hemen akabinde takip eden, ishalle seyreden bir durum söz konusu. Bunun %100 eris olduğunu söylemek de çok mümkün değil. Başka bir şey de olabilir açıkçası. Bilmiyoruz. Çünkü toplam olarak 3 gün sürüyor. Çok kısa sürüyor. Genelde örneğin enterovirüsler de olabilir. Çalışmak gerekiyor. Biz kendi merkezimizde çalışmak istiyoruz. Çalışmaya da çalışıyoruz. Ama tabii bunlar esas olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün işleri. Yani Sağlık Bakanlığı'nın işleri. Bu çerçevede bir açıklama görmüyoruz. Şu ana kadar olmadı. Diğer yandan Sayın Bakan ve işte bir takım uzmanlar aman sakın korkmayın, biz de zaten panik yapmayın diyoruz. Yani bizim en başından bütün pandemi... Kapanma var mı diye en çok merak yani, edilen konu. Hayır, evet. Kapanmaya gerek yok. Öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Maske vesaire ama sonuçta böyle milyonları etkileyen bir durumun da hafif de olsa bu da önemli bir etkidir. Bilinmesinde fayda var tabii. İsminin konulması, rakamların verilmesi, hani modern dünya bunu böyle yapıyor. Yani bu da bizim işimiz zaten. Kendi mesleğimiz, hayatımızı vermişiz. Bunu tabii ki ne olduğunu anlamak isteyeceğiz doğal olarak. Hocam o kadar çok değerlisiniz ki her dediğiniz bir altın değerinde. Şimdi mesela bir hoca bir şey söylüyor. Biz altında acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak diye hemen önlemler vesaireler almaya çalışıyoruz. Dedikleriniz gerçekten çok çok önemli. O zaman şuradan konuya girmek istiyorum. Özellikle Erzincan Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ersin Mahmutoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra dün bakanın bir açıklaması vardı. Propaganda yapıldığını söyledi aşıyla alakalı. Biraz da böyle sanki hekimlerle alakalı her kesimden bir ses çıktığı şeklinde. Tam cümle de şu şekilde. Her ürünün üreticisi gibi aşı üreticileri de ürünün daha fazla alıcısının olmasını ister. Gerekirse onu kim, gereksizse onu kim önerebilir? Yani hekimlere bir atıfta bulundu. Siz ne söylersiniz bu konuda? Şimdi öncelikle orada birinci şey kutuplaştırıcı bir dil kullanmamak gerekir bence. Evet. Bunu
Herkes için söylüyorum. Yani oradaki mesele ölen meslektaşımızın gerçekten üzüntümüzü de ifade etmiş olalım. Covid-19'un pozitif olmadığı ifade ediliyor. Şüpheli bir durum. Yani şüpheli Covid pozitif olabilir, olmayabilir. Demin dediğim gibi birçok insan da test yapıyor da testler de bazen çalışmayabilir. Bilmiyoruz. Zaten oradaki dikkat çekilen mesele böyle bir vaka var ama bunun gibi başka vakaların da olması meselesi. Yani ana meselenin özüne bakalım aslında. Bu tür bir karşılıklı söz savaşından öte çok yararlı değil, zararlı bir durum bu. İkinci mesele aşı meselesi. Şimdi biz eğer bugün COVID-19'un etkisini yok etmişsek dünyada bunu aşı sayesinde yaptık. Ve dün de ilginç bir şekilde Nobel ödülü verilerek bunu bulan kişilere aslında bu tescillenmiş oldu. Evet. Ya böyle bakıyor, bilim böyle bakıyor. Diyeceksiniz şunu da diyebilirsiniz. Efendim Nobel ödülü çok mu önemli? Evet önemli. Yani Nobel ödülünden daha büyük bir ödül yok şu anda bilim camiasında. O çünkü almak çok zor, bunu biliyoruz. Evet. Aziz Sancar olunca seviniyoruz da. Peki o zaman işte mRNA'yı bulan Macar kökenli kadın meslektaşımız kazanınca da onu anlamayacak mı? Haksız bir şey değil. Bence yaptıkları bakış açıları öyle oluyor. Ödül öyle veriliyor. Çünkü oradaki o buluşu ortaya koymak çok önemli. Ve işte bu çerçevede şimdi aşı karşıtlığı varken ülkemizde veya dünyada bunu böyle körükleyici laflardan da kaçınmak gerekiyor. Bir aşı lobisi, nerede o aşı lobisi? Biz miyiz mesela? Biz sadece insanların sağlıklı yaşamaları, ölmemeleri için kafa yoran, çalışan, buna bütün hayatını adamış insanlar, buna Nobel ödülü alan meslektaşlarımız da dahil olmak üzere aynı saflardayız. Çeşitli kademelerde. Bunu bir lobi, mobi gibi laflarla bence yapmak kesinlikle doğru değil. Kim yapıyorsa karşı durmak gerekiyor bunlara. Çünkü bu bir takım insanlarda bilim düşmanlığını körüklüyor açıkçası. Yani evet, demek bu kadar ki hassas bir noktada özellikle de. Tabii. Kapalı kapılar ardında bir takım zaten bu komplo şeylerine çok meraklı bizim millet biliyorsunuz. Orta Doğu kültürü böyledir çoğunlukla. Kapalı kapılar ardında birileri bir şeyler planlıyor sanki. Başımıza acaba hangi çoraplar örülecek gibi bir şey var. O yüzden dikkatli olmak lazım, sakin olmak lazım. Meslektaşımız ölmüş, onun ötesinde ölen insanlar var. Altta yatan kalp rahatsızlığı olanlar zaten etkileniyor. Şunu kimse demiyor dünyada. Her açıdan sağlıklı, genç insanları kaybetmiyoruz. Risk grubu tarifi yapıyoruz başından beri. Nedir o risk grubu? Altta yatan hastalığı olanlar. Ve 65 yaş üstü diyoruz. Altta yatan hastalık derken kalp hastalığı, işte bu doktor bey de rahmetli de olan özellik gibi. Bu tür insanları aşılama gereksinimi vurguluyoruz. Neden? Sayın Bakan da bunu defaten söylemiştir daha önce. Risk gruplarını aşılayacağız. Aşılar geldi. Vatandaşlarımıza çağrı yapmıştır bizzat kendisi. Risk gruplarını aşılamamız gerekiyor. Belli gruplarda bulunan insanlar. Dolayısıyla zaten risk grubunda bulunan kimseler daha fazla etkileniyorlar. Onların aşılanması gerekir. Bu da çok doğal. Yani kalp rahatsızlığı olan bir insanı kaybetmek. Onun için bizler her durumda sakin, bilimden yana, bilim insanı olmanın belki en güzel özelliklerinden birisi soğukkanlılıkla insan sağlığı için, insanlık için, medeniyet için çalışmaya devam edeceğiz. Hocam peki Ekim ayındayız. En çok merak edilen konulardan biri sanki bulaşın daha fazla olacağı, işte Ekim-Kasım aylarında havaların soğuması ile birlikte, ama bir yandan da yine bakanın söylemiyle COVID artık bir grip gibi görmek gerekiyor şeklinde. Siz ne söylersiniz? Tabii ki. Yani sonuçta Ekim-Kasım ayları vakaların arttığı zamanlardır ki Kasım ayında da tepe noktasına çıkar Türkiye'de. İnfluenza yani grip. Tabii grip gibi bir çerçeveye oturuyor ama grip de bazen gene bu risk gruplarında riskli, tehlikeli olabilen bir hastalıktır. Grip basit bir hastalık değildir. Covid-19 mu yoksa grip mi, hangisi daha öldürücü, hangisi daha kötü? Bunlar belki Covid-19'un en başta daha öldürücüydü ama
daha hafif seyirlere doğru girdi, ilerledi tabii. Yani ilerleme sürecinde varyantlarının gelişmesiyle daha hafif seyirli oldu ama masum, tamamen masum, hiçbir şey yapmamız gereken bir durum değildir açıkçası. Nasıl ki grip aşısını öneriyorsak, Sayın Bakanımız geçenlerde önerdi yine Evet. sosyal medyada grip aşısını. Nasıl ki grip aşısını öneriyorsak, diğer ülkelerde bunun COVID-19'un güncellenmiş aşısını öneriyorlar. Özü bu kadar. Aslında bütün mesele bu. O Hocam güncellenmiş. biz de çok şaşırdık. Şimdi Sayın Bakan sürekli işte hafif seyrediyor işte ama grip aşılarını olsunlar vesaire vesaire derken dünkü açıklama biraz kafalarda soru işareti bıraktı. Son olarak maske takmak, kısıtlama ve aşılardaki son durumu da değerlendirir misiniz hocam? Bence risk grubunda olan insanlar, ciddi rahatsızlığı olanlar toplu yerlerde maske takabilirler. Bunun dışında maskenin zorunluluğunu ya da kapanmayı bence düşünmüyorum. Şu anda gerekli olduğunu görmüyoruz. Ben kendim de toplu ulaşım kullanıyorum, toplu taşım kullanıyorum İstanbul'da. Öbür türlüsü çok kolay değil zaten Çok biliyorsunuz. da erken gidiyorsunuz biliyorum hocam işlere. Evet ve dolayısıyla ben maske kullanmıyorum şu anda. Ama kendisinin ciddi risk grubunda olduğunu düşünen veya o riski sıfırlamak isteyen insanlar takabilir elbette. Bu her zaman için geçerli. Pandemi ya da COVID-19 öncesi sonrası da olduğu gibi de yine elbette söz konusu. Ve yine biz klasik her zaman yaptığımız gibi uyarılarımızdan hijyen kurallarına dikkat etmeyi uyarabiliriz vatandaşlarımız. El yıkama önem taşıyor. Bu çerçevede toplu taşımda, toplu yerlere giderken, çıkarken el yıkama önemli. Aşılar önemli kesinlikle. Grip aşısını zaten yine Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi öneriyoruz risk grubunda olan kimselere. Artı şu an ülkemizde güncellenmiş COVID-19 aşısı yok. Ama risk grubunda olanlar eğer bir yılı geçmişse yine bu aşıdan yaptırabilirler. Bence var olan COVID-19 aşısından, ama herkesin illa olması gerekir diye de bir şey ileri sürmüyoruz. Yine risk grubunun altını çizmiş oluyoruz. Çok kısa bir parantez açacağım hocam. Bir de pirola'dan bahsediliyor. Peki onu da şöyle birleştirmek isterim. Güncellenmiş bir aşı yok ama işte varyantlar bu kadar çok türeyince ve yayılırsa önümüzdeki günlerde nasıl bir çözüm odaklı seyretmemiz gerekecek? Evet, varyantlar yayılacak, mutlaka yayılacak. Yani Ekim-Kasım'da havalar soğuduğunda daha da yayılacak, bu açık. Elimizde eğer aşı getirmek ve uygulamak Sağlık Bakanlığı'nın takdirinde, kontrolünde, eğer getirirlerse uygulanması uygun olur. Bunu yapan ülkeler var, yani aşıyı üretebilen ülkeler bunu yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin de bunu yapması iyi bir şey olur açıkçası. Ama takdir kendilerinin, sonuçta bunu nasıl yapacaklar göreceğiz icra kısmında. Fakat bizim önerimiz güncellenmiş aşının mümkünse uygulanmasıdır tabii ki. Onun ötesinde yok, eğer aşı olmazsa kendi başımızın çaresine bakacağız. Yani işte el yıkama veya toplu yerlerde maske kullanma falan gibi önlemlerle devam edeceğiz öbür türlü. Peki hocam, son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isteriz. Son olarak eklemek istediğim, bilimin, üretimin çok önemli olduğu açıkçası. Buna aşı dahil, bunu gördük. Bunu aslında biz pandemi sürecinde çok net yaşadık. Gerçekten biz de olabildiği kadar, gücümüz yettiğince, diğer faktörlere de bağlı çünkü bize bağlı değil. Yani Türkiye ekonomisi de ilişkili. Bilim alanında üretimin artmasını, dolayısıyla üretim artarsa aşının, ilacın rahatlıkla ulaşılabilir olmasını diliyoruz halkımız için. Çok teşekkür ederim. Hocam yayınımıza da katılıp bizlerle değerli vaktinizi paylaştığınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül bizlerleydi. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.